Merhabalar. Önceki derste Python'de veri girişlerine bakıp ilk noktamızı oluşturmuştuk. Şimdi de bu derste Python'da eğrilerin nasıl oluşturulacağına bakalım. İlk olarak çalışma ekranına Python Script düğümünü çağıralım. Düğme sağ tıklayıp Edit diyerek konsol ekranını açalım. Açılan konsol ekranında başlangıç olarak bir nokta oluşturmak için nokta düğümünü çağıralım. Nokta düğümünü çağırmadan önce nokta düğümüne bir değişken tanımlamalıyız. Oluşturacağımız ilk noktanın değişken adı PT1 olsun. Buradan x, y ve z koordinat değerlerine sahip nokta düğümünü çağıralım. Parantez açarak koordinat değerlerine girelim. İlk noktanın koordinat değerlerini 0, 0 ve 0 yaparak parantezi kapatalım. Şimdi noktayı kopyalayarak ikinci bir nokta oluşturalım. Ve bu da PT2 olsun. İkinci noktamızın koordinat değerlerini 0, 0 ve 15 yapalım. Noktaları görmek için çıktı olarak nokta değişkenlerine girelim. Bunun için çıktıya PT1 ve PT2 değişkenlerini yazalım. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi iki farklı yeni nokta oluşturduk. Şimdi iki noktayı birleştirerek bir çizgi oluşturalım. Bunun için kütüphaneden istediğimiz sonucu oluşturabileceğimiz düğme bakalım. Kütüphaneden geometri başlığı altından curve seçeneklerinden line düğümlerine baktığımızda burada iki noktayı birleştirerek çizgi oluşturan by start point end point düğümünün olduğunu görüyoruz. Düğümü Python ile oluşturduğumuz iki noktayı birleştirmek için konsol ekranına çağıralım. Çağıracağımız düğümün değişken adına L1 diyelim. Şimdi de kütüphane hiyerarşisine göre önce line diyerek burada by start point end point düğümünü çağıralım. Burada parametre girişi için parantez açalım. Düğümü parametre girişlerini görmek için kütüphaneden düğümü çağıralım. Parametre girişlerine baktığımızda başlangıç ve bitiş noktalarının olduğunu görebiliyoruz. Parametre girişlerini gördükten sonra düğümü silelim. Yeniden konsol ekranına geldiğimizde ilk parametre girişini başlangıç noktası olan PT1 yapalım ve ikinci parametreyi bitiş noktası olan PT2 yapalım. Parantezi kapatalım. Çıktı olarak oluşturmak istediğimiz çizginin değişken adına girelim. Şimdi kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi Python'la ilk çizgimizi oluşturduk. Burada dikkat edersek çıkış değerine PT1 ve PT2 nokta değişkenlerini girmediğimiz için şu anda noktaları göremiyoruz. Mesela PT1 yazarak çizgiyle beraber başlangıç noktasını da görelim. Burada çıktıları ayırt etmek için virgül yerine nokta kullandığımız için hata aldık. Yeniden nokta yerine virgül yazıyorum ve kodu yeniden çalıştıralım. Gördüğümüz gibi başlangıç noktasıyla beraber çizgimizi de görebiliyoruz. Yeniden sadece çizgiyi bırakalım. Şimdi de veri girişiyle çizgimizin uzunluğunu değiştirelim. Bunun için Number Slider düğümünü çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Şimdi konsol ekranına döndüğümüzde burada veri giriş değişkeninin varsayılan olarak Data Entering Node olduğunu görüyoruz. Biz bu değişken adını X yapalım. Şimdi de veri giriş değerini ikinci noktamızın Z yükseklik değerine girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi hata aldık. Buradaki hataya baktığımızda veri girişinin indis numarasının girilmediğini görüyoruz. Gördüğümüz gibi veri girişinin indis numarası şu anda 0 olarak görülüyor. Benzer şekilde köşeli parantez açarak indis numarasına girelim. Yeniden kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi veri giriş indis numarasıyla hatanın giderildiğini görebiliyoruz. Artık buradaki numara kaydırıcıyla veri giriş değerini değiştikçe çizgi yüksekliğinin değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi de çıktı olarak nokta değişkenlerini de girelim. Gördüğümüz gibi çizgiyle beraber noktaları da görebiliyoruz. Değişen nokta yükseltisine göre çizgi boyunun da değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi de yeni bir veri girişi oluşturarak Dynamo'da oluşturacağımız noktayla Python içerisinde oluşturacağımız bir noktadan yeni bir çizgi oluşturalım. Buradan Point by Coordinates düğümüyle bir nokta çağıralım. Şimdi çağırdığımız noktanın x koordinat değerlerini değiştirelim. Bunun için kod blok çağıralım. Değerimizi 5 yapalım ve x girişine bağlayalım. Gördüğümüz gibi x'te 5, y'de ve z'de 0 koordinat değerlerine sahip noktayı oluşturduk. Şimdi Python script düğümüyle yeni bir veri girişi oluşturalım ve düğümleri bağlayalım. Konsol ekranına geldiğimizde yeni bir veri girişi oluşturduğumuz için bu veri girişini indis numarasına göre Python'da tanımlamalıyız. Bunun için yükseklik değişkenine sahip girişi kopyalayarak yeni girişimizin indis numarasını yazalım ve değişken adına PT3 yazalım. Şimdi noktalardan çizgi oluşturan düğümün ilk parametresine Dynamo'da oluşturduğumuz PT3 değişkenli noktayı girelim. Kodu çalıştıralım. Gördüğümüz gibi Dynamo'da ve Python'da oluşturduğumuz noktalardan yeni bir çizgi oluşturduk. Şimdi de Dynamo'da indis numaralarına göre veri giriş türlerini sorgulayalım.
Sorgulama işlemi için kod blok çağıralım. Kod blokta veri girişi oluşturmak için ilk olarak bir değişken oluşturalım. Mesela A olsun ve indis numarasını 0 yapalım. Yine Python script'teki ikinci veri türünü sorgulamak için düğümü kopyalayalım. İkinci değişkeni B yapalım ve bir indis numaralı girişi sorgulayalım. Sorgulama işlemi için düğümleri bağlayalım. Gördüğümüz gibi çıktılarımızı indis numarasına göre sorguladığımızda 0 indis numaralı çizgiyi ve 1 indis numaralı noktayı görebiliyoruz. Burada çizgiyi 3. sıraya alırsak 0 numaralı indiste PT1 noktasını ve 1 numaralı indiste PT2 noktasının olduğunu görebiliyoruz. Benzer şekilde 2 numaralı indiste çizgimizin olduğunu görebiliyoruz. Burada aslında indis numarasını Python programlamada sıfırdan başlayarak sıra numarası olarak düşünebiliriz. Yani çıktı sonucuna baktığımızda 0. indiste PT1, 1. indiste PT2 ve 2. indiste L1'in olduğunu görebiliyoruz. Bu derste Python'la noktalarla çizgiler oluşturduk. Sonraki derslerde yüzeyler ve katılarla devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.